Herkese günaydın. Biz Efe'yi okula bıraktık. Poyrican kahvaltısını etti. Şimdi tarçını çıkardık ve Poyrican'la bugün market alışverişi yapacağız. Uzun süre sonra Poyrican ilk defa markete gidecek. Ne alalım? Çok alalım. Ne almak istiyorsun? Yoğurt. Dondurma. Ve banan. Banan, muz elma, yani. Elma. Ve salatalık. Başka? Çok alalım, çok. Çok alalım, peki çok alalım. Hızlıca gidip geleceğim. Yani başka çarem yok çünkü Levent işe gitti. Poyraz da benimle gelmek zorunda. Eksiklerimiz de var. Markete gideceğiz dediğim gibi. Kaka yapıyor. Kaka mı yapıyor? Ne yapacak? Çiş yapıyor bence. Şimdi bu küçük adamı bir gezdirelim. Poyraz gezdiriyor bugün tarçını. Değil mi? Evet. Güzel mi tarçını gezdirmek? Seviyor musun sen tarçını? Hadi çabucak gezdirelim. Şöyle şuraya kadar gidip gelelim. Sonra da markete gidelim. Şimdi Poyrican markete gideceğiz. Tamam mı? Ama ne yapacağız biliyor musun? Elimizi hiçbir yere sürmeyeceğiz. Tamam mı? Bir de insanlara yaklaşmayacağız. Tamam mı? Ben sadece kendi alacağım kendimi. Tamam ama her şeyi elimize sürmüyoruz. Bir de insanlara yaklaşmıyoruz. Ben sana bir şey söylüyorum. Duyuyor musun? Kimseye yaklaşmıyoruz. Neden olduğunu biliyor musun ki? Neden kimseye yaklaşmamamız gerekiyor? Hastalık var. Hastalık var. O yüzden. Dede yaklaşıyor. Dede yaklaşıyor değil mi? Biz onu uyardık bize fazla yaklaşma diye. Hadi bakalım gidelim şimdi. Dede hasta oldu. Şimdi yaklaşıyor. Yaklaşmaması gerekiyor size. Haklısın. Ama dede yaklaşıyor değil mi? Evet. Ha? Alışveriş mi yaptın sen? Evet, salıncak değil mi? Hı hı. Tamam salıncak. Ama yapma öyle düşersin. Evet, Poyraz'la market alışverişi başarılı sonuçlandı. Şunları da bir eve taşırsak Poyrican. Bizde neyse yok. Ha, senin bu zımbırtı burada kalmış, o yüzden ses yapıyormuş. Skuterim kalmış. Evet, skuterim buraya kalmış. Burada kalmış. Pikniğe gitmiştik ya. Şimdi şu çantayı alalım önce. Çok ağırmış. Ben bu tek elimle alamayacağım. Tamam. Dur bakalım. Tamam. Neden yemiyorsun? Şeker hallettik. Yiyeceğim. Şeker yiyemezsin yemek yemeden. Öğlen yemeyeceksin öyle. Eller temizlensin. İstemem. Temizlenmek zorunda Poyraz. Marketten çıktık. Koklamıyor mu? Koklama. Kötü mü kokuyor? Evet bu biraz kötü kokuyor. Kolonya gibi değil. Tamam mı? Hadi ben gidiyoruz. Ben koklamayınca kendi kokuyor. Şimdi gel bakalım. Uzun zamandır bu küçük adamla alışverişleri göstermemiştik. Alışverişlerimizi gösterelim mi? Evet. İster misin? Bak çilek. Çilek aldık şöyle. Meyve suyu aldı Poyraz. Orada elmalı kirazlı gördü. Şeker aldık. Smarties aldık. Cips. Bir tane cips aldık. Uzun zamandır almıyoruz aslında ama kampa gidersek diye. Limon değil bu. Portakal aldık. Portakal suyu. Çikolata aldık. Çikolatalı değil. Bu da çikolatalı kurabiye. Şöyle gidersek diye kamp için aldım şeyler. Kiraz gelmiş. Kiraz aldık. Çok sevindim görünce. Yine şöyle kampta yemelik tuzlu kraker karışık. Ay karpuzu alamazsın ki sen. Şurada karpuzumuz var. Bu böyle çekirdeksiz karpuz. Düş, tutamazsın düşer. Ben tutarabilirim. Sıkı tut. İspanya'dan geliyor bu karpuzlar. Çekirdeksiz dediğim gibi. Onları gösterdim arkadaşlar. Onu gösterdim. Bu ne? Ekmeklerimiz var. Sandviç ekmekleri. Vesaire şöyle. Onu gösterdim aşkım. Croissant. Cevizli ekmek. Ben bir de. Ben dilene bak. Sigara böreği yapmışlar bir şöyle. Peynirli. Onlardan aldım. Sıvı yağ aldık. Mandalina aldık. Armut aldık. Poyraz'la gidince genelde meyve ağırlık aldık. Çünkü adam meyveden başka bir şey yemiyor. Kola değil bu. Enerji içeceği anneyle babaya. Bu ne? O da enerji içeceği. Şeker
enerjik. Bir tane daha enerjik. Bir tane daha. Allah Allah, ne çok almış anne. Bir tane daha enerjik. Bir tane daha enerjik. Bir tane, bir tane daha. İnanamıyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. 6 tane enerjik. Bu yoğurt değil, meyve püresi. Poyraz'ın meyve pürelerinden. Biyolojik meyve püresi. Kek değil ki. Yapı çocuk öldürecek mi? Avokado. Bu da böyle zeytin, peynir, karışık salata. Seviyorum bunu da. Bu böyle hazır pizza hamuru. Üstünü ben koyacağım. Üstüne işte sucuk, peynir vesaire. Her şeyim var malzemem. Bu akşam ben bunu yaparız. Patates. Patates. Ver bakalım başka ne var? Mascarpone aldım. Çünkü tatlı yapacağım. Tatlı isteyeceğim. Bu ne? Muzlu şey. Yoğurt. Bu kıvark. Bunlardan çok seviyorum ben. Evet, bunlar kıvark. Deminkiler meyve püresiydi. Bunlar meyveli yoğurt gibi bir şey. Çikolata. Bir tane daha çikolata. Bu anne için çikolata. %70 dark çikolata. Makarna benim için. Bu da Poyraz için makarna. Çok makarna seviyoruz. Dondurma. Poyraz'a dondurma. Çilekli. Bir meyve püresi daha. Biyolojik meyve püresi. Başka ne var? Çabuk. Elma. Elma. Çocuk elması. Şöyle. Yunan yoğurdu aldık. Şöyle. Bu ne biliyor musun? Taze soğan deniyor buna. Bak. Soğanın tazesi. Tamam mı? Tamam. Taze soğan kısır yaparız diye aldık. Hmm. Hadi hadi çabuk çabuk. Muz. Muz Poyraz'ın her gün mutlaka yediği muz. Bir tane daha muz. Bir tane daha muz. Ben seviyorum muzu. Evet, Poyraz çok seviyor muzu. Şimdi. Hadi. Bunlar da benim yediğim kinoa burgerler. Şöyle. Buldum. Başka ne var? Başka bir şey var mı? Var. Bir burger daha annenin. Dolapta donmuş çileklerimiz vardı. Onlar tek başına güzel olmaz diye. Bunlar ne? Şöyle mango aldık. Hani bu ne? Biraz sonra smoothie yapacağız. Bu ne ki? Bunda meyve suyu yapacağız. Yap. Evet, Poyraz istifa ettiği için ben devam ediyorum. Dondurmayı kaptığı için gitti. Şurada bir tane şey var. Kinoa beyaz peynir salatası. Bu çok güzeldi. Geçen sefer aldım. Yine aldım. Üzerime süreceğim dondurmayı. Dikkat et. Bu da keçi peynirli böyle nohut mercimek salatası var. Normal salatalar karışık. Salatalık ve yine baharatlı patates var. Azıcık bu kadardı. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Yapar mısın? Anne terinka yapar mısın? Tabii ki yaparım. Poyraz'la birlikte smoothie yapacağız. Az sonra görüşürüz. Hadi çabuk. Görüşürüz. Smoothie Maker'ımızı Türkiye'de bıraktığımız için biz de bu blender'la yapacağız. Aynı şeyi yapabiliriz sanıyorum. Evet. Yapabilir miyiz sence? Evet. Evet, bekle. Şimdi dolapta bu donmuş çileklerimizi alalım önce. Donmuş çilekler. Orada verdim. Evet, bekle biraz da şunlardan koyacağız. Çok sevindim. Bunlar meyve suyu oluyor koyucum. Evet. Şunu tutar mısın benim için? Değil mi? Karpuzla elma var. Karpuzla elma var. Hı hı. Bu ettekiler elma kapsülü olanlar elma. Hı hı. Onu da içine dök. Sanki çok güzel olacak. Çok güzel kokuyor. Ne dersin? Güzel olacak. Dur bekle şimdi, bunlar çok şey dolmuş. Belki üzerine azıcık sıcak su dökerse daha iyi olur. Hadi sıcak su. Sıcak su oluyor. Çilek de yaptık. Ben de bu arada limonun suyunu içiyorum. İşte buradaki değil mi? Sen de içmek ister misin? Bas. Ve bir sürü yere tutuk.
yarım bardak kadar. Acı mı? Dur bir dakika. Kapağını kapatmadık ki oğlum. Şimdi? Bekle. Daha fişe takmadım. Sabırsız çocuğum. Sevdin mi? Evet. İyi olmuş mu? Çilek. Evet, iç bakalım, güzel mi? Hı-hı. Ne kadar sevdin? Çok mu sevdin, az mı sevdin? Şimdi bir hata var. Onu da anne içer artık. Çok sevdim. Renk ver. Afiyet olsun o zaman. Güzel. Balıyor. Batıyor mu? Ne? Duydun mu? Duydum. Poyraz'la biraz dışarı çıktık. İnecek mi? Çünkü çok bunaldık. Azıcık gezelim dedik. Bir şeyler aldı. Şeker falan. Şimdi oyuncağı biniyor. Poyraz bak. Bak. Abiyi almaya geldik okulun önüne. Poyraz daha okula başlayamadı. Soruyorsunuz. Bir kriz atlattık. Kapıdan daha çıkamadık yani. Okulun önüne gelmeyi bırakın. Kapıdan böyle çıkamadık. Ağlıyor. Poyraz ne zaman başlayacaksın okula? Hiç başlamayacağım. Hiç başlamayacağım. Ama büyüdün artık. Ya büyüdün artık. Annenle beraber gitmek ister misin? Ben de bekliyorum seni. Olmaz. Neden? Olmaz. Neden olmaz? Ama bütün çocuklar okula gidiyor. Senin de gitmen lazım. Bir yolunu bulacağız. Hiçbir şey almadık aslında, böyle ıvır zıvır kayda değer hiçbir şey yok. Sticker buldum Efe'nin kapısı için. Cumartesi günü çatı yapılacak bu arada. Niye bana bulmadın? Seninkini bulamadım. Sen arabalı istiyorsun ya, sana internetten sipariş vereceğim, tamam. Öyle yani, bugün de böyle boş boş geçirdik. Biraz böyle Poyrazlı, anneli bir prok oldu. Akşama da pizza yapacağım sanırım. Öyle çocuklar pizza yesinler. Ben de salata yiyeceğim. Aldım kinoa salatasını yiyeceğim. Böyle kendimi pek iyi hissetmiyorum. Yine enerjim düşük. Bir de şeyi soruyorsunuz. Hastane sonuçlarını. Onu da ufak bahsedeyim. Şurada bir şeyler yapıyorlar. Arabamın yanına geldi adam. Bakıyor garip garip, bu kadın ne yapıyor, kendini çekiyor diye. Hastane sonuçlarıyla ilgili şöyle bir durum var. Neredeyse 3 hafta olacak. Ve sonuçlarımı telefonda vermiyorlar. Ev doktoruma da vermiyorlar. Benim oraya gitmemi istiyorlar. Aynı işlemi ben geçen sene de yaptırdım. Buna benzer bir işlemdi. Yine ECO'ya girdim. Ama bu sefer MR'a da girdim. Bu sefer beni hangi bölüme çağırıyorlar? Ameliyat bölümüne. Cerrahi bölümüne çağırıyorlar. Neden çağırdıklarını bilmiyorum. Yarın randevu yapmışlar saat 2'ye. Ama ben yarın gidemem yani. Ya arayacağım, telefonda söyleyin ne var diyeceğim. Ya da yani çünkü bir de Efe'nin özel dersi var. 2'de çıkıyor. Bu koronadan dolayı da kadın 2 oldu mu kapıya koyuyor çocuğu yani. Ben gelsem de gelmesem de dışarı koyuyor. Benim saatinde orada olmam lazım yani. Ve Levent çalışıyor. Poyraz yanımda. Poyraz da hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuk elini her yere sürüyor. Yani hastane sonuçta. O yüzden... Yani ya ev doktoruma anlatın durumu, o bana anlatsın diyeceğim. Ondan niye gitmiyorsan? Oğlum hastane pis olabilir, seninle gitmek istemiyorum. Hastalık falan kaparsın. Allah korusun. Dediğim gibi ya ev doktoruma anlatın diyeceğim durumu, ya da bana anlatın telefonda. Niye söylemiyorsunuz yani? Geçen sefer telefonda vermiştiniz sonuçları, şimdi niye vermiyorsunuz? Beni oraya kadar sürüyorsunuz. Ne olduysa oldu yani, söyledim. En azından bilelim. Sonra da ya da başka zaman aldıracağım. Bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu, farkındayım ama biraz benim ihmalkarlığım, biraz da onların şeyi, böyle inatlaştılar yani. Söyleyin hani neyse, ev doktoruma söyleyeyim falan diyorum. Ona da söylemiyorlar. Öyle yani. 3 hafta olacak neredeyse. 2,5 hafta. Bakacağız neymiş. Göreceğiz biz de. Evet.
Öğreniriz yani yakında. Çocuklar biraz bir şeyler atıştırdı. Peyniri, börek vardı. Efe börek yedi. Poyraz da meyve falan yedi. Şimdi bu aldıklarımızla boy yapıyor. Hem de orada bir şey açmış, onu izliyor. Sulu boya yapıyor, çok hoşuna gidiyor. Ben de bir kahve içeceğim de. Şunu boşaltsam aslında, gece boşaltayım sabaha kadar kurusun. Burayı bir temizlemem lazım, o havuzun içi yosun tutmuş çünkü. Pembeye de boyamak istiyorum. O zaman önce fırçanı yıka. Tembe diyor. Pembeye tembe. Yıkadım. Yıka öyle. Yıkadım. Evet, şimdi yapabilirsin. Hadi ama bakalım. Sen yap. Hop. Şöyle. Şöyle. Birazcık kötüymüş bu da. Evet. Dur. Hadi bakalım. Oyna. Anne bir kahve içsin, tamam mı Boyra? Sen oyna. Şu ilk pazara gittik de şöyle bir oyuncak aldık. Buna da pil bulamadık. Böyle koyduk. Artık baba gelince halleder. Bundan Efe'yi de almıştık. Böyle balık tutma oyunu. Şurayı açtım. Ama kalem pil olmadı. Büyük pil lazım sanırım. Neyse baba gelince yapar artık bunu da. Şimdi pizzayı yapmaya başlayacağım. Zaten çok basit. Yanında da salatalarımız falan var. Şu humus var. Birazcık böyle onun salatasından falan var. Pizza da yaparız şöyle sucuklu, kaşarlı falan. Türk usulü. Paprikalı. Bir tek mantarım yok ama mısırım var. Harika. Pizza hamuru bu şekilde. Hamuru yayıp üstüne sos sürüyorsunuz. İstediğiniz malzemeleri koyuyorsunuz. O yüzden şipşak olacak şimdi bu. Pizza hamurunu ben serdim. Biraz yanlış serdim de sonra kaldıramadım yırtılır diye. Bir tarafı daha kısa kaldı. Neyse artık içinden çıkan sosu yağdım. Şimdi üzerlerine malzemelerini dizeceğim. Bayağı böyle bir tepsi pizza çıkıyormuş. Güzel yani. Büyük doyurucu. Kırmızı biber koydum. Yine kırmızı soğan. Sucuk var. Kaşar var. Mısırım da yok. Mantarım da yok. Ben mısırım var sanıyordum ama yokmuş. Olsun, böyle de güzel olur. Keşke bugün mantar alsaydım. Mantarı seviyorlar. Ama şimdi bu fırına giriyor. Ve galiba. Aferin, az kaldı, hadi. Saat 9'a geliyor. Ben çocukları yatırdım. Poyraz yatar yatmaz uyuydu. Banyo yaptılar tabii, onun da etkisi var, yorulmuşlar bugün. Ben de şimdi çamaşırlarıma ilgileneceğim, bitmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.